Bu videoda Flutter'da genel temanın nasıl oluşturulacağını anlatacağım. Eğer siz de aydınlık ve karanlık temanın projenize nasıl entegre edileceğini öğrenmek istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Uygulama varsayılan olarak ilk taslak projemizi oluşturduğumuzda Team özelliği altında Team Data metodunu görmektesiniz. Bu varsayılan Flutter temasıdır. Flutter'ın varsayılan temalandırma sistemi ile aydınlık ve karanlık temayı kullanmak isterseniz TeamData.light metodunu Team özelliğine, Dark Team özelliğinde de TeamDataDark metodunu eklemelisiniz. Uygulamayı yenilediğimizde temanın değişmediğini göreceksiniz. Ancak ayarlardan sistem temasını koyu haline getirirseniz uygulamanın teması artık koyu modda da çalışacaktır. Ancak uygulama hala Flutter'ın kendi varsayılan temasını kullanmakta. Bu varsayılan temaları özelleştirmek isterseniz metotların sonuna nokta koyup copy with metodunu kullanmalısınız. Copy with metodunun parantezleri içerisinde değiştirmek istediğiniz özellikleri isimlendirebilir ve de diğer özellikleri override edebilirsiniz. Belirtmediğiniz özellikler varsayılan olarak kalırken sadece belirttiğiniz özellikler değişecektir. Tema sistemini kullanmamızın nedeni gördüğünüz gibi ana sayfada birden fazla widget'ımızın bulunması. Büyük çaplı veya da küçük çaplı bir tema değişikliği yapmak istediğimizde tek bir yerden değiştirmek için Team ve Dark Team özelliğini kullanmamız gerekmekte. İsterseniz tüm bu Team Data özelliğini baştan kendiniz de yazabilirsiniz. Bunun için özel bir tema dosyası oluşturmalısınız. Bu tema dosyası içerisinde iki adet metot bulunmakta. Birisi benim açık temam, birisi de benim koyu temam. İçerik genel olarak aynı. Sadece tek farkı, brightness seviyesi burada light iken, koyu temamdaki brightness seviyesi dark. Bu tanımlamaları burada yapmam, bütün sayfalarda bütün bu özelliklerin aktif olacağı anlamına gelmekte. Şimdi bu temaların nasıl gözüktüğünü, main metodumuzdaki team ve dark team özelliklerini değiştirerek görelim. Gördüğünüz gibi team özelliğinin karşısına my light team, dark team özelliği karşısında da my dark team metotlarını yerleştirdim. Şimdi uygulamayı hot restart ile yenileyelim. Gördüğünüz gibi tanımladığım renkler bütün uygulamaya yayıldı. Ayrıca yazı boyutlarını da değiştirebilir, app barın özelliklerini oynayabilir ve bütün özelleştirme ayarlarını tek bir yerden değiştirebilirsiniz. Böylelikle her sayfa içerisinde farklı farklı ayarlamalar yapmanıza gerek kalmayacaktır ve bütün özellikleri tek bir yerden kontrol edebilir hale geleceksinizdir. Şimdi bir de açık modu deneyelim. Gördüğünüz gibi otomatik olarak değişti. Burada tanımladığım renkler uygulamanın geneline yayılmış durumda. Bir değişiklik yapmak istediğinizde uygulamanızın tamamından o özelliği kaldırdığınızdan emin olabilirsiniz. Mesela uygulama ismi ortada değil solda olmasını istiyorum. Bunun için Center Title özelliğini kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi uygulama ismi yazısı sola geçti. Bunu karanlık temada kaldırmadığım için karanlık temaya geçtiğimizde uygulama ismi yazısı gene ortaya gelecektir. Bu da demek oluyor ki karanlık tema için ayrı özellikler, aydınlık tema için ayrı özelliklere sahip bir uygulama geliştirebilirsiniz. Bu işlemlerin ardından ekleyeceğiniz her yeni widget temanızla uyumlu bir şekilde oluşturulacaktır. Böylelikle küçük veya büyük değişiklikler için tüm sayfalardaki kodları bulup değiştirmeniz gerekmez. Hepsini tek bir metot içerisinden kontrol edebilir hale geleceksiniz. Siz nasıl buldunuz? Flutter genel tema hakkında ne düşünüyorsunuz? Kafanızda bir soru işareti veya da bir öneriniz varsa lütfen yorumlarda bunlardan bahsetmekten kendinizi geri koymayın. Ayrıca videoyu beğenerek daha fazla bu tarz videonun ana sayfanızda çıkmasını sağlayabilir ve bana da destek olabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.